Abdullah Bey merhabalar. Ahmet Bey merhabalar. Duyduğumuz kadarıyla sizin başınızdan zamanında çok korkunç ve çok kayda değer hikayeler geçmiş. Yani yaşadığınız köyde cinlerle alakalı. Yani bu hikayeleri bize anlatabilir misiniz? O günleri hatırlamak bile istemem. O zamanlarda çok büyük musallatlar yaşandı. Çok kişi bu olaydan ötürü hayatını kaybetti. Oğlum o zamanları çok iyi hatırlayabilir. Çünkü yaşı ufak değildi. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. O anları. Sen de hatırla. 95 yılında köyümüze İran'dan bir kadın geldi. Ama bizim öğrendiğimiz kadarıyla kadın gerçekten İranlı da değilmiş. Kadının büyücü olduğunu öğrendik. Birisine büyü yapmak için gelmiş köyümüze. O zaman Hatice Hanım diye köyümüzde bir tane kadın vardı. Yeni evlenmişti. Kocasından ayırmak için kayınvalidesi büyü yaptırdı. Ama işin ilginç bir tarafı şu, bizim Kayalıdere köyünde hiç yaşanmamış olaylar yaşanmaya başladı. İlk önce Hatice çarpılarak vefat etti. Cenazesini gördüğümüzde bütün köy halkı olarak şaşırdık. Oğlum o zaman kısmi felç geçirmişti, konuşamamıştı. Evet, o cenazeyi gördüğümde ağzım, dilim, her yerim tutulmuştu. Konuşamaz hale gelmiştim. Öyle bir hale girmişti ki, o günden sonra o anı hiç unutmuyorum. Her an aklımda. Köyümüzde, yani aşağı Kayalı Dere köyünde durduk yere depremler olmaya başladı. Kayalar, taşlar kendi kendine aşağı iniyor. Evlerimizin camlarına atılıyormuş gibiydi. Camlar kırılıyordu gece. Bu korkuyla kalkıyorduk yatağımızdan. Sonra yavaş yavaş Hatice Hanım'ın kayınvalidesi vefat etti. Oğlu Orhan başı ters dönmüş halde bulundu. Daha sonrasında olaylar daha hızlı başladı. Daha hızlı devam etti. Köydeki herkes yavaş yavaş ya çarpılıyor, hastalıklardan, salgınlardan, felçlerden, akıl tutulmasından herkes vefat ediyordu. Köyümüzden yavaş yavaş herkes öldükçe biz de kaçmaya karar verdik. Ama bu kaçma süresinde Ramya'nın kaybetti. Annem de onları korktu. O andan beri hiç unutamıyorum. Sürekli her an aklımda. O kadın geldiğinden beri köydeki sesler, cam kırılmaları, ölümler hiç eksik olmadı. Hep devam etti. Oğlum daha biz kaçmadan öncesinde kendi odasında yatıyordu. Ben de yatak odasındaydım. O esnada gardırobun aynasında eşimi gördüm. Bana bakıyordu. Korkuya kapıldım. Çünkü ölmüştü benim eşim. Daha gömeli 5 ay olmuştu. Sonrasında yavaş yavaş vücudumda karıncalamalar hissettim. Acayip şekildeydi her şey. Oğlumun odasına gittiğimde oğlum kalkmış yatağının içinde sallanıyordu. Ve kendisinin hatta beni bile bilmediği bazı dualar okuyordu. Ve tatlı. Oğlum.